kazanmaya. Belediye Başkanı Anil Aktaş, İnegöl Spor Kulüp Başkanı Eşref Güç ve Teknik Direktör Şaban Yıldırım, İnegöl Spor'un evinde ağırladığı Diyarbakır Spor ile bir bir berabere kaldığı müsabakanın ardından açıklamalarda bulundular. Yapılan açıklamalarda ortak nokta transfer oldu. Belediye Başkanı Anil Aktaş 20 dakikada 3 gol atabilecekleri maçta beraberliği zor kurtardıklarını belirtti. Kazanmayı çok istediğimiz ve ikinci yarıya başlarken çok daha rahat edeceğimiz bir maçı maalesef kaçırdık. Çünkü herkes berabere kaldı. Yani bizim rakibimiz olan Bandırma berabere, Hatay berabere, Göztepe berabere ama İnegöl Spor da berabere kaldı. Maçın başında 20 dakikada 3 gol atabilecek, 3 yapabilecek olan İnegöl Spor maalesef bugün beraberliği zor kurtardı tabirinde ise. Nasip değilmiş. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Transfer görüşmelerine başladıklarını dile getiren Aktaş, ikinci yarıya takviye yapmamız gerekiyor diye konuştu. Önümüzdeki hafta Düzyurt'u yenip ikinci yarıya en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Devre arasında takviyelerimiz olacak. Zaten çok ciddi sırıtıyor yani takviye gerekliliği. En az 2 hatta 3 oyuncu gerekiyor takımımıza. Şu anda da görüşmeler yapılan isimler de var. İnşallah hocalarımızın, teknik heyetimizin bilgileri de direktörü de olsun da güzel bir takviye de yapalım. İnşallah ikinci yarı en iyi şekilde hazırlayacağız. İnegöl Spor'un hedefi belli. İnegöl Spor bu sene direkt şampiyon olmak istiyor. Ligin zorlu bir maraton olduğunu belirten İnegöl Spor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım ise ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Atamıyorsak da skoru korumamız lazım. Ama görüyorsunuz lig zorlu diye konuştu. Skoru koruyamamadan ziyade belki ikinci golü bulmamız gerekiyor idi. Tabii ki eğer atamıyorsak da o skoru korumasını bilmemiz gerekiyor. Ama görüyorsunuz lig zorlu ve biz de yolumuzdayız. Yani biz puan kaybediyorsak rakiplerimiz de kaybediyor. Çalışmalarımız sürecek. İkinci yarıda da belki bazı transfer çalışmaları da yapacağız. Onlarla birlikte ikinci yarı daha iyi bir takım olacağımızı umuyorum. Daha etkili bir takım olacağımızı umuyorum. Maçın son dakikalarında İnegöl Spor adına gelişen tartışmalı pozisyonda hakemin doğru karar verdiğini ifade eden Yıldırım, son dakikadaki penaltı pozisyonuna ben de inanmadım diye konuştu. Sondan başım sondaki penaltı pozisyona ben de inanmadım. Yani içeride de konuştuk. Bana göre de penaltı değil. O hakem doğru karar verdi. Tabii ki rakip 1-0 mağlup ikinci yarıya başlarken birazcık istekli başlıyor olması normal. Biz de o arada topun arkasına geçmeyi becermeliyiz. Öyle gelişiyordu oyun ama işte kırmızı kart ve penaltıdan sonra tabii ki kazanma isteğimizi sürdürmekle birlikte belki bu skoru korumak da bir yandan düşündüğümüz şeydi. Ama kazanmayı da bir yandan da içeride istedik. Dediğim gibi hani ilk yarım saatteki o bulduğumuz pozisyonları ya da o ilk yarım saatin adedini biraz daha arttırmamız gerekiyor. Oyun, etkili oyun yarım saatin 45-60-70'e çıkartmamız gerekiyor. Talihsiz bir maç yaşadıklarını belirten İnegöl Spor Başkanı Eşref Güç ise bizim için talihsiz bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı ayrı İnegöl Spor vardı diye konuştu. Bugün bizim için talihsiz maç diyebilirim. Yani ilk yarı ayrı bir İnegöl Spor, ikinci yarı ayrı bir İnegöl Spor. Zaten bizim en büyük şu anda sıkıntımız bu. Yani kaçırdığımız golleri arıyoruz. İlk yarı ben mesela maçın bitmesini beklerken ikinci yarı neredeyse mağlubiyetten kurtulduk desem yeri var. Yani bu bir gerçek.